Şarman, buna nasıl izin verirsin? Neden Işani'ye engel olmuyorsun? Israrla boşanacağını söylüyor. Bir şey yapamam. Işani öyle diyorsa ne yaptığını biliyordur. Ayrıca bu hayati bir karar. Işani boşanmaya karar verdiyse eğer, eminim bunu etraflıca düşünmüştür. O ne düşünüyor bilemem. Ama senin ne düşündüğünü bilmek isterim. Ranveer'i ne kadar çok sevdiğini iyi biliyorsun. Bildiğin bir şey daha var. Boşandıktan sonra hayatının ne hale geleceği. O senin kardeşin Şarman. Onu durduracak biri varsa o da sensin. Kardeşimin onu sevdiğini biliyorum. Ama belki bir şeyi gördü. Ranveer'in onu sevmediğini anladı. Bu yüzden de mücadele etmekten vazgeçti. Ya Ranveer? Ben Ranveer'in onu sevdiğini biliyorum. O işanisiz asla yaşayamaz. Yaşayamaz Şarman. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Çünkü o benim arkadaşım. Ben onu senden çok daha iyi tanırım. İşani hakkında hissettiklerini biliyorum. Şarman, beni dinliyor musun sen? Sen gerçekten boşanmalarını istemiyor musun? Bir arada mı olmalılar? Tabii ki öyle. Bunu sorman bile saçma. Şarman lütfen. Işani beni dinlemiyor. Onunla senin konuşman gerek. Boşanmasına engel ol. Bugüne kadar Işani'nin her kararının yanında yer aldım. Ama bugün benden onunla konuşmamı istiyorsan bunu yapacağım. Onunla konuşup sebeplerini soracağım. Sormak yetmez. İkna et onu. Bunu yapmalısın. Çünkü boşanırlarsa eğer Ranveer yıkılır biliyorum. Bir şeyi hala anlayamıyorum. Sen Işani'yi mi düşünüyorsun? Yoksa Ranveer'i mi? Biliyorum. Yakışıklı görünmek için her hakka sahipsin. Bu sana bir hediye. Bu yüz her kızın kalbini çalar. İşte şu yüzün güzelliğine bak. Ve bugünden sonra bu pırlanta taşlar sayesinde hayat çok daha güzel olacak. Krallar gibi yaşayacağım. Suya ne oldu yine böyle? Öf ya. Hey! Kim? Kimsiniz? Kimsiniz dedim. İçeri nasıl girdiniz ha? Hey! Bırakın beni. Bırakın dedim. Ha? Ne? Ne yapıyorsun ha? Onlar benim eşyalarım. Bırak beni yoksa polis çağırırım. Defolun evimden. Hey! Durun. Ne yapıyorsunuz? Hey! Sen Ranveer'in adamısın değil mi? Evimde ne yapıyorsun? Ne istiyorsun benden? Burası senin evin değil artık. Çünkü patronum satın aldı. O yüzden seni buradan tahliye ediyoruz. Sen ne saçmalıyorsun? Ranveer burayı nasıl satın alabilir? Evi ona ipotek etmiştin. Borcunu vaktinde ödemediğin için de patronum buraya haciz koydurmak zorunda kaldı. O yüzden bu ev artık patronumun mülküdür. Bir itirazın varsa eğer Bay Harvey ile konuşursun. Ne duruyorsunuz? Atın dışarı. Hayır durun. Her şeyin bir usulü var. Bırakın önce elbiselerimi giyeyim. Hey. Beni dışarı attılar. Bunu yapanlar da Ranveer ve Işani ikilisi. Bana bunun bedelini ödeyecekler. Işani, susma öyle, konuş benimle. Neden? Çok yorgunum anne. Neden herkes bana aynı soruyu soruyor? Herkese açıklama yapmak zorunda mıyım? Ben kararımı verdim anne. Ve bundan dönmeyeceğim. Peki neden? Ha?
Sebebi ne? Bak Işani, bana söz vermiştin. Aranızdaki bağı güçlendireceğini söylemiştin. Demiştin ki sen de baban gibi Ranvir'i her zaman çok sevecektin. Ona olan bu sevgin ikinize de yeter demiştin. Aniden vazgeçemezsin canım. Neler oluyor böyle Işani? Tam da her şey yoluna girmeye başlamışken birden ne oldu da boşanmak istediğini söylüyorsun? Işani, Ranvir bütün gece başucundan ayrılmadı. Hala nasıl olur da sen... Ben de ona baktım anne. Ama ne fark etti? Onu sevdiğimi gördü mü? Sevmek, güvenmek, bütün bunlar bir kenara. Bir gün olsun bana teşekkür ettiğini gördün mü? Öyle birinden ne bekleyebilirim ki? Ben kararımı verdim anne. Ve bundan sonra bu konuyu konuşmayacağım. Şani. Düşüncelerimi bilmek istiyor musun? Buna ihtiyacın var mı? Hiç bilmiyorum ama ben söylemek zorunda hissediyorum. Geçmişi silip atmak kolaydır. Bunu bir kalemde yapabilirsin. Ama bir ilişkiyi korumak ve yaşatmak, bu her zaman çok zordur. Bundan gerçekten emin değilsen ve aranızdaki bağı koparıp atarsan hayat boyu pişman olabilirsin. Sen benim kızım gibisin. Sevgin için, hakların için verdiğin mücadeleyi gördüm. Bunu hep tek başına yaptın. Ama şimdi bir anda böyle vazgeçtiğini görmek beni şaşırttı ve üzdü. Seni üzdüyse eğer bu senin sorunun, benim değil. İkincisi, şu anda kimseyi dinleyecek durumda değilim. Hele bu bir nasihatse. Ayrıca ben elimden geleni yaptım. Ama Ranvir'in beni istememesinden sıkıldım artık. Beni dinlemesini sağlamaya çalıştım ama o bunu yapmadı. Yapacak başka bir şey olmadığı için de bu kararı verdim. Soracağın başka şey var mı? Sen böyle değildin. Hiç böyle konuşmazdın. Geçmişte neyi nasıl yaptığımı açıklamak zorunda değilim. Hele bir yabancıya hiç. Özelimi seninle konuşmak zorunda değilim. Işani, büyüğüne kabalık ediyorsun. O büyüğüm ama ben de çocuk değilim. Benim için iyi olanı da kötüyü de ben biliyorum. Hayatımla ilgili kararları ben veririm. Ama canım, bana bunu deme. Seninle konuştuysam eğer büyüğüm olduğun içindi. Ama sana hatırlatırım. Sen Ranvir'in bir çalışanısın. Ve boşandıktan sonra Ranvir şirketin yarısını bana verdiğinde patronun ben olacağım. O yüzden mesafeni koru. Hey dur, nereye? Ranvir ile konuşacaklarım var, Harvey ile. Şüphesiz, herkes Bay Harvey'i görmek istiyor. Ama burası hayır kurumu değil. Git buradan hadi. Sen ne saçmalıyorsun? Beni ne sandın, dilenci mi? Hayır, dilenci değil aslında. Ama bu kılıkla sirk palyaçosundan farkın yok. Kes sesini. Dua et acelem var, yoksa kim olduğumu gösterirdim. Çekil şuradan. Dışarı çık, içeri giremezsin dedim. Bak, benimle uğraşma, seni pişman ederim. Merhaba. Niçin zorluk çıkarıyorsun ha? Acelen olabilir ama benim patronum meşgul biridir. Hadi önce git randevu falan al. Ve de üstüne düzgün bir şeyler giy. Ne haldesin farkında mısın? Kısacık bir şort, yüzünde sabun, üstünde kirli bir atlet. Patronum seni asla böyle görmez. Konuşmak şöyle dursun, yüzüne bile bakmaz. Gidelim. Bekle. Seninle sonra hesaplaşacağız. Ama şimdi Ranvir'i görmem gerek. Görene kadar da bir yere gitmiyorum. Sana onu göremezsin dedim. Yürü hadi. Bekle. Bırak gelsin. Bay Ranvir onu görecek.
biliyorum. Bunu bana sen yaptın. Evimi satın alabilirsin. Ama beni ne cüretle evimden yaka paça dışarı attırırsın? Neden yaptın bunu ha? Sebebi karım benden hoşlandığı için mi? Ben ona olmaz dedim. Sen de ona olan öfkeni benden alma. Adamsan bileğine güvenirsin. Paranın gücünün ardına saklanmazsın. Elinde ne mühimmat varsa onu kullanırsın. Cesaretini takdir ettim ama sen sokaklarda dilenmeyi hak etmiyorsun. Ama beni tehdit ediyorsun. Öfkenle ilgili kısmına gelince ben sana anladığın dilden cevap verdim. Sürekli yeni ve aşağılık bir gösteriyle ortaya çıkıyorsun. Burama kadar getirdin. Bazen orkestrayla gelip işe niye teklif yapıyorsun. Bazen hiç utanmadan kardeşimden farkı yok diyorsun. Senin için şaka mı bu ha? Öyle her aklına eseni yapamazsın. Biri canımı sıkıyorsa eğer ona bin beterini yaparım ben. Anladın mı? Bu benim için kişisel bir mesele. Tabii ki kişisel. Çünkü benimle başa çıkamazsın. Benim düşmanım bile olamazsın sen. Böyle bir gücün yok. Üstündeki kıyafetler bile bana ait. Şimdi onlardan da olmadan çek git buradan. Terk et hemen burayı. Bak Ramir, dinle. Evimi elimden alamazsın. Nereye giderim? Sokağa. Ait olduğun yer orası. Ama bir daha buraya gelirsen seni sokakta bile yaşayamaz hale getiririm. Bunu unutma. Kendin mi gidersin, ben mi seni attırayım? Hey, bana ikisi de uyar. Bu pırlantalar varken niye sokağa düşeyim? Bunu sen istedin Ramdir. Karınla baldızın sana öyle bir oyun oynayacak ki sokağa düşen sen olacaksın. Kaybeden sen olacaksın. Kazanan ben olacağım. Bunu çok yakında göreceksin. Aileler ve avukatlar, herkes burada. Şimdi imzalayın bu belgeleri, hadi. Bu evlilik bir an önce bitsin. Bitecek ama böyle değil. Ne zaman hakkımı alırım? İşte o zaman biter. Sırf buraya yalnız geldim diye bu kimseyi yanıltmasın. Elim boş gitmeyeceğim. Ben her şeyden eşit pay talep ediyorum. Bu evin en ücra köşesi dahil her şeyden. Gördün değil mi? Bu o işte. Gerçekte o böyle biri. Ben sana hep söyledim değil mi oğlum? Bu senin paranın peşinde sadece. Ama sen bugüne kadar ona hep kandın oğlum. O Hansa benim torunu biliyorsun. Belki onun kanından değil. Ama babaannesinin üstünde öyle bir etkisi var ki ondan hiçbir farkı yok. Utanmadan kalkmış bizden pay istiyor. Hep ne derdi o? Ben sevgini istiyorum, paranı değil. Öyle demiyor muydu? Bu evin değil, onun kalbinde yaşamak isterim. Daha düne kadar ağzını bile açmazdın sen. Ama bugün çenen öyle bir açıldı ki
kapatabilene aşk olsun. Bunu bana oğlun söylemişti. Bana her istediğimi verecekti. Onun tek istediği bir parça huzurdu. Ben de bunu veriyorum. Ha, başka bir şey istiyorsanız, o zaman onların da bedelini ödemek zorundasınız. Evet, ödeyeceğiz tabii. Ama sadece hak ettiğin kadarını, fazlasını değil. Benim değil. Burada oğlunun ederi önemli. O bir iş adamı değil mi? Ve artık o kadar başarılı ki ederi de buna eşdeğer olmak zorunda. Buraya kadar tek düşüncem sana istediğini vermekti. Adil olanın. Ama şimdi sana bakıyorum da sanki bunu doğuştan hakkın görüyorsun. Dahası davranışlarındaki bu değişiklik, bu çirkin tavrın beni düşüncemi değiştirmek zorunda bıraktı. Bundan sonra benden tek kuruş alamaz. Hayır Ramir, yanlış düşünüyorsun. Niyetini anlamadın mı hala? Seni böyle tahrik ederek boşanmayı çatışmalı hale getirmeye çalışıyor. Sonra da meseleyi mahkemeye götürmek istiyor. Ama ben buna kanmam. Hayır. Buna asla izin vermem. Bizden her ne istiyorsa söylesin. Ona makul olması kaydıyla her şeyi veririz. Bak oğlum. Bu senin başarın. Bugünlere kendi yeteneğinle geldin. Gece gündüz ter döktün, çok çalıştın. Bu arsız fırsatçıya gelince ne alacağına sen karar vereceksin. Bunda büyütecek hiçbir şey yok. Farz et ki bir fakire bağışta bulunuyoruz. Bana iyilik etmiyorsunuz siz. Ben sizden hakkımı istiyorum. Ben sadece oğlunun karısı değilim. Aynı zamanda bu evin sahibiyim. Falguni? Ben çok kötü günler gördüm. Ama bu gördüklerimi aklımdan bile geçiremezdim. Bu sadece karı kocanın ayrılığı değil. Anne kızın da ayrılığı. Belki onu büyütürken bir yerde hata yaptım. Buna başka sebep bulamıyorum. Ne diyorsun sen Falguni? Sen annesiz. Bir anne asla böyle bir hataya düşmez. O senin kızın. Ranvir onu ne kadar iyi tanıyorsa sen de onu çok iyi tanıyorsun. Ama sakin ol ve sağlıklı düşün. Bu önemli. Falguni, işanenin tutumu çok şey söylüyor. Davranışları, söyledikleri sanki tamamen başka biri. Dün gece başına gelen şey onu değiştirmiş görünüyor. Sence de bu tuhaf değil mi? Çünkü Işani'yi tanıdığım kadarıyla sanki aynı kişi değil. Sanki başka biri. Bir insan alışkanlıklarını değiştirebilir. Ama özünü asla. Işani asla böyle biri değil. O böyle düşünmez. Falguni, bence bu işte bir iş var. Ne oldu Ranvir? Ne düşünüyorsun? Senin gibi hep iddialı sözler eden biri ufacık bir karar veremiyor mu? Sorun nedir? İşlerin yolunda gitmiyor mu yoksa? Sıra para vermeye geldiğinde tutum mu değiştirdin? Ne biliyor musun? Buna çok şaşırmadım aslında. Neticede sen de bir insansın. Ve her insan gibi
Sen de değişebilir, yalan söyleyebilir, duruma göre davranabilirsin. Bugün yaptığın bu senin. Bunu görebiliyorum. Bakın, siz istediğinizi talep edebilirsiniz ama... Sonuçta ne olacağı boşama davası görüşülürken kesinleşecektir. Avukat bey, fazla iyimsersiniz. Ben kimsenin bana bir şey vermek istediğini sanmıyorum. Onlar samimiyet nedir bilmez. Her şey onlar için bir oyun. Önce evlilik oyunu, şimdi boşanma oyunu. Ben her şeyi herkesin gözü önünde yaptım. Kimseyle oyun oynamak zorunda değildim. Bu doğruysa, pırlanta şirketini bana devret o zaman. Ancak o zaman beni gerçekten boşayacağına inanırım. Bana pırlanta şirketinin belgelerini ver. Ama efendim? Sana belgeleri hemen vermeni söyledim. Efendim bir saniye. İmzalamadan önce bunu iyi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Yeterli mi? Bu benden boşanmak istediğini kabul ettiğimin kanıtı. İzninle. Amba abla, bu olanlara hala inanamıyorum. Akıl alır gibi değil. İşhanı gibi bir kız nasıl olur da Ranvir'le öyle konuşabilir, buna nasıl cüret edebilir ha? Ne biliyor musun abla? Bir an için benim bile gözümü korkuttu. Düşündükçe hala ayaklarım titriyor. Bu nasıl bir cesaret anlamadım ha? Ranvir onun gerçek yüzünü hiç görmedi Lakşmi. Onun gerçek yüzü bu. Yavaş yavaş bu su yüzüne çıktı. Ve oğlumu derinden yaraladı. Lakşmi, büyük annesi de vaktinde aynı şeyi yapmıştı. O da parası için çok zengin bir adamla evlendi. Torunu da benim oğlumla. Ama ben parayı düşünmüyorum Lakşmi. Ben oğlum için endişe ediyorum. Para gelir ve gider. Bu hiç önemli değil. Ama oğlum, tamam. İstediği paraysa alsın ve defolup gitsin buradan. Sonra iyi bir kız bulur. Ranvir'imi tekrar evlendiririm. Evet. Benim. Dinle beni. Sana Ranvir'in pırlanta şirketi hakkında söyleyeceklerim var. Sana bir teslimat yapacaklarından haberim var. O pırlantalara dikkat et. Çünkü bazı pırlantaların sahte olma ihtimali çok yüksek. Yani dikkat etsen iyi olur.
Senin niyetin ne çırak? Nasıl bir oyun oynuyorsun? Pırlantalar sahteyse Ranvir hapse girecek. Hepsi bu değil. Bu çok büyük bir skandal demek. Bütün itibarı bitecek ve sahtekar durumuna düşecek. Ben de bu pırlantalar sayesinde hayatımı yaşıyor olacağım. Ranvir üstümdeki elbiselere kadar her şeyimi aldı. Ama bu defa sıra bende. Onu herkese rezil edeceğim. Elimizi çabuk tutmak zorundayız. Olanları gördün, ortalık iyice karıştı. Bu yüzden Ritika ve Sharma'nın nişanı yarın olmak zorunda. Evet evet, doğrusu da bu. Bunu iyi düşündün. Bu artık çok önemli. Çünkü her şey acile bindi. Amba'nın aklından ne geçtiğini iyi biliyorum. Ritika'da gözü olduğunu görmemek için kör olmak gerek. O başından beri Ranvir onunla evlensin istiyordu. Ama bugüne kadar mümkün olmadı çünkü Ranvir evliydi. Ama eğer ki Ishani Ranvir'den boşanmak istiyorsa, o zaman Zavari, Ritika ve Ranvir'in evlenmelerine sıcak bakabilir. Neler oluyor? Yoksa nişanı mı konuşuyorsun? Sharman, tebrik ederim canım. Sen hiç merak etme. Damatlıkların çok yakın bir zamanda burada olur. Endişe edecek bir şey yok. Anne, lütfen. Ben aslında bu soruyu ikinize de soruyorum. Demek istediğim, böyle bir şeyi nasıl düşünürsünüz? Burada Ishani'nin evliliği bitmek üzere. Ama siz benim nişanımın derdindesiniz. Hiç olmazsa biraz empati yapmaya çalışın, olur mu? Ailenin bir kızının evliliği bitiyor ve siz oğlunuzu bu eve damat getirmeye çalışıyorsunuz. Canım, gel biraz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hissettiklerini çok iyi anladığımı bilmeni isterim. Bu hiç kolay değil. Ama Ishani Ranvir'den boşanırsa eğer, bu aynı zamanda senin de işini kaybedeceğin anlamına gelir. Ranvir'in şirketindeki işine veda etmek durumunda kalacaksın. O zaman bu ailenin geçimini kim sağlar? Bu yüzden Ritika ile evlenmen bir seçenek değil. Zorunluluk canım. Ritika ile evlenirsen her şey değişir. Böylece kendi işinin de sahibi olursun. O zaman kardeşine ve ailene rahatça bakabilirsin. Aha bak, Ishani bunu niçin yapıyor hiç bilmiyorum. Ama bu demek değildir ki ben artık onu sevmiyorum, onu suçluyorum. Böyle bir şey yok. Asla, hayır. Onun da bizim iyiliğimizi istediğini biliyorum. Harşat gibi. O da her zaman iyiliğimizi isterdi. Harşat gibi sen de bu aileye sahip çıkmalısın. Canım oğlum, sen Ritika'yı seviyorsun değil mi? Madem seviyorsun, o zaman onunla evlenmek zorundasın. Demek istediğim, bunu ne zaman yapacağının bir önemi olmamalı. Ama ne kadar çabuk olursa, işte o zaman ailene de iyilik etmiş olursun. Anlıyor musun? Sharma'nın söylediklerini duydum. Duydun ha? Ne olmuş? Sen ona açıklama yapmıyordun. Onu kandırıyordun. Bu evlilik için ona her sebebi öne sürebilirsin. Ama asıl maksadın ve Ishani'ye olan bu nefretin, işte bunları saklayamazsın. Ah benim güzel Falguni'm. Böyle mi düşünüyorsun? Hala Ishani'den nefret ettiğimi mi? Nefret etmiyor olsan şu an yuvası dağılacağı için üzülüyor olurdun. Sharma'nın düğününü ileri bir tarihe ertelerdin. Bizim aramızdaki fark bu işte. Sen sadece Ishani'yi düşünüyorsun, ben bütün aileyi. Ayrıca kızın niçin böyle bir şey yapıyor? Bunu hiç düşündün mü? Çünkü benim gibi o da bu ailenin iyiliğini istiyor. Amacı olmasa Ranvir'i karşısına almaz, boşanmaya karşılık ondan hakkını istemezdi. Falguni,
Ranvir ondan boşanmak istese işte bu beni çok üzerdi. Ama neyse ki Ishani Ranvir'den boşanmak istediğini söyledi. Benden boşanmak istiyorsun, değil mi? Demek oluyor ki benimle yaşamak istemiyorsun. O halde neden buradasın? Seninle vakit geçirmek için değil. Mecburum. Boşanma zaman alacağı için burada kalmak zorundayım. Sen mecbur olabilirsin. Ben değilim. Ben seninle kalmak istemiyorum. Böyle bir şey istemedim. Söylüyorum sadece. Ben senin karınım. Senin olan her şeyde hak sahibiyim. İstersen bu evde kalabilirim. Ve eğer istersen bu evi de alabilirim. Nerede istiyorsan kal. Ama bu odada benimle kalamazsın. Ben de bunu diyorum. Buraya valizimi almaya geldim. Dün gece beni görmeden önce hazırladığın valiz mi? Eşyalarını alacaksın Ishani, ama şimdi buradan gidiyorsun. İstediğin odada kalabilirsin. Çünkü ben yüzünü görmeye dayanamıyorum. Boşanmak istiyorum. Boşanmak istiyorum. Bir an önce bitirelim bu işi. Ben sadece oğlunun karısı değilim. Aynı zamanda bu evin sahibiyim. Bunu nereye koyayım yenge? Ishani, niçin yapıyorsun bunu? Gözyaşlarını saklama. Biliyorum. Sen Ranvir olmadan yapamazsın. O halde neden? Çünkü Disha ve Ranvir'i kurtarmak için tek çare bu. Ishani,
Dişa büyük bir hata yaptı. Gizlice Ramvir'in şirketine girmiş ve sonra gerçek fırlantaları sahteleriyle değiştirmiş. Ne? Ramvir'in şirketini mi soydun sen? Ne yaptın sen Dişa? Başka ne yapabilirdim ki? Ramvir'den intikamımı almak istiyorum. O benim ailemi incitti. Düğünümüzde seni, hepimizi küçük düşürdü o. Unuttun mu bunu? Ama o ne yaparsa yapsın, sana göre her şeyi sineye çekmeliyiz, değil mi? Yeter. Ben artık buna dayanamam. Evet, bu yüzden doğru bildiğim şeyi yaptım. Aslında hata bende. Bu benim suçum. Anahtarları ve kartı üstümde tutmalıydım. Evde bırakmamalıydım. Olan oldu artık. Durma Dişa. Pırlantaları bana ver. Sana söylüyorum. Onlar bende değil. Ben onları şey yaptım. Tuvalete attım. Ne? Delirdin mi sen Dişa? Aklını mı kaçırdın? Nasıl bir intikam bu böyle? Sen sadece hatalarını görüyorsun. Yaptığı iyilikleri dikkate bile almıyorsun. O bizim ailemize bir ev verdi. Senin evliliğini kurtardı. Evet Dişa. O gün Rişi'nin orada olması tesadüf değildi. Bunu o bilerek yapmıştı. Rişi ne kadar kötü gör diye. Ve Manas da ne kadar iyi. Manas'ın sevgisiyle bilerek dalga geçmişti. Sırf onu seninle evlenmeye zorlamak için. Ama sen... Yöntemleri tuhaf olabilir Dişa. Ama o bizim iyiliğimizi istiyor. Ve sen ona bunu yaptın. Böyle olduğunu bilemezdim. Ama Ramvir bize zarar vermek istemiyorsa niçin o kadar kötü davranıyor bize? Dişa. O pırlantaları bulamazsak bu çok büyük bir sorun demek. Daha da kötü Işani. O pırlantalar bugün el değiştirdi. Ben olup biteni öğrendiğimde pırlantalar çoktan uluslararası bir alıcıya geçmişti. Ve bu şirket Ramvir'in adına kayıtlı. Alıcı bu durumu öğrenirse, yani sahte olduklarını, işte o zaman Ramvir'i sahtecilikle suçlar. Ve Ramvir hapse girer. Hayır. Ramvir hapse girerse itibarı, adı, her şeyi... Tanrım. Ne yaptığının farkında mısın? Sana söyledim Işani, bunu bilemezdim dedim. Ama sen merak etme canım. Söz veriyorum, ben bütün suçu üstleneceğim. Hapse de ben girerim. Çocuğumu da hapishanede doğururum. Ama sana söz veriyorum. Ailemi zarar görmesine izin vermem. Lütfen affet beni. Lütfen Işani. Kimse hapse girmeyecek. Ne sen, ne Ramvir. Çünkü ben düşündüm. Bu işten nasıl kurtulacağımızı biliyorum. O halde sen ondan boşanmayı bu yüzden istedin. Bunu fırlanta şirketini devralabilmek için yaptın. Böylece suçlanan sen olacaksın. Ramvir değil. Işani, Ramvir'i kurtarabilmek için evliliğini mi yıkacaksın? Hayır Işani, bunu yapmayacaksın. Lütfen Manas, bana bir tek sen yardım edebilirsin. Lütfen bundan kimseye bahsetme. Sakın. Ramvir'e bir şey söyleme. Işani,
Çok ağır bir karar bu. Bununla hayatını mahvedersin. Biliyorum. Ama Ranvir hayatımda olmayacaksa ne anlamı kalır ki? İkimizden biri hapse girmek zorunda. Bundan kaçış yoksa hapse düşen ben olurum. Ranvir hayatı boyunca sevdasına sahip çıktı. Şimdi sıra bende. Artık hayatımın her aşamasında ben sevgime sahip çıkacağım. Thank you.
Ben sensiz yaşayamam Ranvir. Ama bu çanlar bana hep seni hatırlatacak, yakınımda olduğunu hissettirecek. Çıkardıkları sesler yüreğime dokunacak, seni düşündürecek. Beni zamanda geri götürecek, birlikte olduğumuz o günlere, paylaştığımız bütün o anılara, bütün yaşanmışlıklara. Keşke zamanı orada durdurabilsem. Aç bakalım ağzını, bu tatlıyı sırf senin için aldım ben. Evet, yine güzel günler bizi bekliyor. Evet, öyle. Aslında ne biliyor musun? İşani'nin güzel olduğu kadar cesur biri olduğu hiç aklımdan geçmezdi. Hele bir boşansın, gerisi kolay. Eline o kadar çok para geçecek ki bundan sonra hiçbirimiz yarınları düşünmek zorunda kalmayacak. İşani aslında beni de şaşırttı. Bunu göze alacağını hiç düşünmezdim. Mükemmel bir oyun oynadığına hiç şüphem yok canım. Ve kazanan biz olduk. Keşke bunu daha önce yapsaymış. Ah, olsun, geç olsun güç olmasın demişler. Ama dinle. Biz de onun bu kararına destek olmak zorundayız. Onun arkasında durmalıyız, öyle değil mi? Ama Falcone nasıldır bilirsin. Ya Işani'nin aklını çelmeye kalkarsa ve boşalmasına engel olursa? Tanrı esirgesin. Hayır. İşani artık fikrini değiştirmeyecek. Amba'nın ve Ranvir'in tavırlarından bıktı, geri adım atmaz. Ve ikimiz de biliyoruz ki bunu bizim için yapıyor. O Harşad'ın kızı değil. Ama Harşad onu çok iyi yetiştirmiş. Yapılması gerekeni mutlaka yapacaktır. Anladın mı? Göreceksin. O her zaman ailesinin yanında olacak. Bir şey yapmalıyız Manas. Ranvir'in adı asla bu işe bulaşmamalı. Çok üzgünüm Işani. Yani bu yüzden Ranvir'den boşanmak zorunda olman ve dahası kimse bir şey bilmiyor. Bunu sadece biz biliyoruz. Ve kimsenin bilmemesi gerek. Bu önemli. Kimseye bir şey söylemek yok. Tamam, dinle beni. Ne yapacağımızı söyleyeyim. Öncelikle o sahte taşların nakline engel olmak zorundayız. Çünkü o taşlar alıcıya ulaşırsa ben suçlanırım belki ama Ranvir'in de itibarı sarsılır. Ve herkes Ranvir'in şirketi bu yüzden karısına devrettiğini düşünür. Sahteciliği benim üzerimden yaptığını söyler. Hapse girmese bile bütün itibarını kaybetmiş olur. Buna engel olacaksam adımın onunla anılmaması gerek. Tamam Işani. Biz sabah sevkiyatı durdurmaya çalışırız. Manas, bunu yapabilir miyiz? Elimizden geleni yaparız Işani. Ben sabah erkenden şirkete gideceğim. Ranvir gelmeden orada olmalıyım. Bu da ne? Bu bir nişan töreni, nişan. Şöyle neşeli bir şeyler çalsanıza. Sen merak etme, ben her şeyi hallederim dedim ya. Her şeyin çoktan hazır olması gerekirdi. Bugün nişanımız var. Tanrım, şu beceriksizlere bak. Hey! Devarş, orası olmaz. Kapının oraya. Misafirler oradan giriş yapacak. Devaş canım, fazla vaktimiz yok. Siz ikiniz hemen oraya gidip hazırlıkları bitirmelerine yardım edin. Daha süslenecek çok yer var. Elimizi çabuk tutsak iyi olur. Bunu biz neden yapıyoruz? İtiraz istemiyorum. Orayı hemen süslemek gerek. Durma. Hadi. Amba abla, yine neler oluyor burada? Sen hiç merak etme Lakşmi. Sirk sahibi geldiği zaman hepsi suskus olacak. Ah, ne yapıyorsun orada Devaş? Bırak o işi, buraya gelsen. Gel diyorum sana. Nedir bu patırtı böyle? Neler oluyor? Sana söylemeyi unuttum. Şarman ve Ritika bugün nişanlanıyor. Biz de tören için hazırlık yapıyoruz. Şarman ve Ritika nişanlanıyor. Evet. Benim evimde. Buna kim izin verdi? Burası benim evim. Düğün salonu değil. Aklınıza eseni yapamazsınız. Ey yüce tanrım. Burası Işani'nin de. Bir şey yapacaksak bunun için kimseden izin almak zorunda değiliz. Belki unuttun. Işani ve ben boşanıyoruz. Anlayacağın onun artık bu evde bir hakkı yok.
Ne diyorsun sen Ranvir? İşhani'nin dün akşam söylediklerini unuttun mu? O hala senin karın. Bu yüzden senin olan her şeyde onun da hakkı var. Her şeyin tek sahibi gibi davranıyorsun. Ama neyin varsa yarısı İşhani'nin. Biz de bu hazırlığı kafamıza göre değil, o söylediği için yapıyoruz. İkincisi, siz henüz boşanmış değilsiniz. Bu olduğunda bana haber verirsin. Gidelim, işimize bakalım. Yere göğe koyamadığın oğlun bu mu senin? O ünlü biri. Ama bir o kadar da zavallı. Dahası bir o kadar da asabi. İnsanların keyfini kaçırmada üstüne yok. Madem Ranvir bu yolu seçiyor, benim de karşılık vermem gerekir. Demek istediğim, madem Ranvir nişanın burada yapılmasına izin vermiyor, ben de diyorum ki boşanmayla ilgili kararımı değiştirebilirim. Burada kalmaya devam edeceğim. En azından bu sayede abimi burada nişanlayabilirim. Ne diyebilirim? Bu zor alınmış bir karar aslında. Ama bana öyle geliyor ki Ranvir buradan gitmemi istemiyor. Çok tatlısın Ranvir. Hayır hayır. Yanlış anladın. Öyle bir şey yok. Ranvir. Bak canım, yapma böyle. Bırak istediklerini yapsınlar. Ha? Alt tarafı bu bir nişan değil mi? Ne zararı var ki? Zaten burada uzun süre kalmayacaklar. Bırakalım da oraya kadar istediklerini yapsınlar hayatım. Önemli değil. Sen tanımadığın insanlara bile el uzatırsın. Bu kadarını onlardan esirgeme olur mu? Bir şey diyeceğim. Bunu hayal bile edemezdim. Senin gibi başarılı bir iş adamının bu kadar alçalacağını. Ritika'nın dostun olduğunu bile unuttun. Demek istediğim, aranızdaki bu dostluk bizi birbirimize düşman etti. Gerçekten çok yazık. Aa, sen hep bana sevgiden bahsederdin değil mi? Ama kendi evliliğini bile sürdüremedin. En azından iyi bir arkadaş ol. Bu nişan burada yapılacak. Çünkü benim için Ritika'nın mutluluğu her şeyden önemlidir. Mükemmel. Yenge, babaanne, siz hazırlığınıza devam edin. Ben de gidip biraz alışveriş yapayım. Merak etme. Kimse üzülmeyecek. Üzgünüm Ranvir. Seni incitmek istemezdim. Ama bunu yapmak zorundaydım. Tamam Manas. Geliyorum. Dosya burada bir yerde olmalı. Pırlantaların nereye sevk edileceği yazılıdır. Acele edelim. Sevkiyat her an yapılabilir. Buldum Işani. İşte bu dosya. Bak bu sevkiyat için. Ve galiba Maliye onayı gerekiyor. Yani hemen oraya gidebiliriz. Hadi. Tamam. Önemli değil Falguni. Benim yanımda ağlayabilirsin.
Gözyaşlarını benden saklamak zorunda değilsin. Ben neden ağladığını biliyorum. Seni teselli etmeye çalışmıyorum Falguni. Ama bana öyle geliyor ki Ishani'nin bunu yapması için bir sebebi var. O başka bir şeyin peşinde. Karvaçot'ta ben ona inanmamayı seçmiştim. Ama bugün bunu yapmayacağım. Ben onun kararlarına güveniyorum. Ramir'den ayrıldığını görmek beni kahrediyor. Ama bu onun kararı ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Sen merak etme Falguni. Bak tekrar söylüyorum. Ishani'nin bunu yapmasının bir sebebi var. O Ranvir'i çok seviyor, bunu biliyorum. Onu asla bırakmayacaktır. Eğer inandığın buysa, o zaman bana yardım et. Dediğin gibi bir sebebi varsa neden boşanmak istediğini öğren. Bunu mutlaka yapacağım. O sebebin ne olduğunu mutlaka öğreneceğim. Çünkü biliyorum ki bu bağlarını daha da güçlendirecek. Bekleyin, şimdi gelir. Affedersiniz. Müfettiş Bey'i görmemiz gerek. Niçin? Bir sevkiyat hakkında konuşmak istiyoruz. Birazdan burada olur. Sırada bekleyin lütfen. Bu çok acil. Bir pırlanta sevkiyatı söz konusu. Sıramızı beklersek çok geç kalmış olabiliriz. Bakın, bu bizim sorunumuz değil. Müfettişi görmek istiyorsanız herkes gibi siz de sıranızı beklemek zorundasınız. Lütfen bize yardımcı olun. Bu sevkiyatı durdurmak zorundayız. Onaylı bir sevkiyatı niçin durdurmak istediğinizi sorabilir miyim acaba? Bir hata var. Hata mı? Hata varsa bedelini ödersiniz. Biz burada kimsenin hizmetçisi değiliz, anladınız mı? Önce onay ver, sonra iptal et. Sizin keyfinize göre iş yapamayız. Bakın, lütfen. Zahmet verdiğim için sizden özür dilerim ama lütfen bu sevkiyatı durdurmalıyız. Üzgünüm, benim elimden bir şey gelmez. Bu müfettişin yetkisinde olan bir şey. Islak imza gerekir. Geldiği zaman işinizi halledecektir. Sıranızı bekleyin. Beyefendi. Affedersin. Ishani. Ben sana yiyecek bir şeyler getireyim. Hayır, gerek yok. Sabahtan beri bir şey yemedin Ishani. Öyle kendini aç bırakırsan hasta olursun. Ben iyiyim Manas. Ramire olacakları düşündükçe ne bir şey yemek istiyorum ne de içmek. Önce bu işi halletmek zorundayım. Yoksa rahat edemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.